Herkese merhaba. Yine bir önceki problemi benzer bir problemle devam edeceğim. Bize Hermitian operatörünün etki ettiği bir yx fonksiyonu verilmiş ve ardından çıktığımız böyle bir diferansiyel denklem. Tabi genelde bunun karşısı fx'tir. Ama zaten soruda bize fx'i vermediği için ve bizden zaten green fonksiyonunu istediği için fx'in ne olduğuyla biz ilgilenmeyeceğiz. Çünkü bundan ilerisine gidemeyeceğiz. Fx bize verilmesi lazım. Ve bu başlangıç koşulları altında green fonksiyonunu elde ediniz. Şimdi her zaman green fonksiyonlarını elde etmek istediğimizde iki tane yöntemimiz vardı. Ve iki yöntemde de homojen çözümü bulmak zorundaydık. Bunun homojen çözümü y eşittir e üzeri mx gibi bir çözüm öneriyorum. Madem bu çözüm yerine koyduğumda sağlaması gerek. İki kere türevini aldım. M kare e üzeri mx ve bunu gittim diferansiyel denklemde yerine koydum. M kare artı 1 ortak parantezinde e üzeri mx eşittir 0. E üzeri mx sadeleşir. M eşittir artı eksi i. Yani homojen çözümümüz c0 e üzeri ix artı ix artı c1 e üzeri eksi ix. Ama e üzeri ix'i kosinüs sinüs şeklinde açarsak bunu daha düzenli a kosinüs x artı b sinüs x şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi homojen çözümü bulduk. Peki sıradaki ne? Sıradaki yapmamız gereken şey homojen çözümden y1 ve y2 olmak üzere iki tane fonksiyon üreteceğiz. Ve bu fonksiyonlar, hep söylüyorum, kafamıza göre seçeceğimiz fonksiyonlar olamaz. Başlangıç şartlarına uygun olmalı. Şimdi bu fonksiyonumuz 0 küçük eşit x küçük t, t küçük x, o da küçük eşittir 1 ya. Ve 0 noktası buraya denk geldiği için g1'de yerine koyardık. 1 de buraya denk geldiği için g2'de yerine koyardık. Burada 0 y1x'i sağlamalı. Yani y1'de 0 koyduğumda cevabım 0 olmalı. Ve y2'nin türevini alıp 1 koyduğumda da 0 olmalı. Bunları sağlayacak fonksiyon. Önce şunu yapalım. Şunu. Çünkü bunu üretmek çok kolay. Şimdi ben y1x'imi sinüs x seçersem ve x yerine 0 koyarsam bakın 0'a eşit oldu. Tamam. y1'i elde ettik. Peki y2 nedir? Bunu ilk bakışta anlayamayabiliriz. Ben de anlayamadım. Biraz ufak işlemler yapacağız. Türevini al. Yerine 1 koy. 0'a eşittir. Türevini al. A sinüs 1 koyuyorum. 1 artı b sinüsün türevi kosinüs ve 1 koyuyorum. O da 0'a eşit olmalıymış. Dolayısıyla a pardon b eşittir. B eşittir. Şunu karşıya atacağım. Sonra sinüs t'yi de aşağıya atacağım. A tanjant 1. A tanjant 1'miş. Yani eğer bizim b'miz tanjant 1 ise a'mız da 1'e eşitmiş. A'mız 1'e eşit ise kosinüs x artı tanjant 1 sinüs x. Şimdi bunun türevini alın. X gördüğünüz yere 1 koyun. Burası 0'ı sağlayacaktır. Ha, burada B'yi neden ben kafama göre tanjant 1 seçtim? 2 tanjant 1 de seçerdim. Ama o zaman denkleme bakarsak A'da 2 olmalıydı. Ve Wronskian'ini hesapladığımızda ne seçtiğimizin hiçbir önemi yok. Peki bu fonksiyonları bulduktan sonra diyoruz ki A eşittir 1 bölü Px Wronskian ve Px'i her defasında söylüyorum. Px bizim y2 üssünün kat sayısıdır. Bu kat sayı da 1'di. Dolayısıyla 1 bölü Wronskian'ı hesaplarsak bizim aradığımız a sabit sayısına ulaşacağız. Peki Wronskian y1, y2 nedir? Şöyle önce y1'i yazalım. Sinüs x diğer fonksiyon neydi? Kosinüs x artı tanjant 1 sinüs
x her ikisinin türevini alıp alt satıra yerleştiriyorum. Sinüsün türevi kosinüs, kosinüsün türevi eksi sinüs. X artı tanjant bir sabittir. Çarpı kosinüs x. Bu determinantı hesaplamak için çapraz çarpıp birbirlerinden çıkarmam gerekiyor. Şimdi tekrar yazmayayım, akıldan yapalım. Sinüs x'te bunu çarpacağım, sonra bunu çarpacağım. Sinüs x çarpı eksi sinüs x eksi sin kare x. Sinüs x çarpı kosinüs x çarpı tanjant 1. Nedir? Tanjant 1 çarpı sinüs x kosinüs x eksi, bu determinantın tabiatından geliyor. Şimdi farklı bir renkle göstereyim. Kosinüs x çarpı kosinüs x. Kosinüs kare x. Aynı şekilde tanjant 1 sinüs x'e de çarparsam tanjant 1 sinüs x kosinüs x. Peki bu eksiyi buraya dağıtırsam ve onu bununla toplarsam birbirlerini götürürler. Eksi sin kare x, eksi kos kare x, eksi 1'dir. Dolayısıyla ben a'mı 1 bölü 1 çarpı eksi 1'den eksi 1 olarak buluyorum. Şimdi bizim gxt'miz gx'te, ki biz bunu arıyoruz ve biz bu gxt'ye Green fonksiyonu diyoruz. Yani illa size gxt bulun demez, Green fonksiyonunu bulun, elde edin derse direkt bunu bulabilirsiniz. Peki bu neydi? A y1 x y2 t, a y1 t y2 x 0 küçük eşit x küçük t, şu t olacak. Bilmediğimiz bir t noktası veya bildiğimiz. Ancak en genel haliyle T gibi bir nokta var diyoruz. O yüzden sürekli bu T'leri bu yapıyoruz. Yani bu ne demek? Aslında bir fonksiyon var. Bu fonksiyon bir noktaya kadar geliyor. Bu x eşittir T noktası. Sonra başka bir fonksiyon oluyor. Şöyle olabilir, şöyle olabilir. Yani bir yere geliyor, o yere kadar başka bir fonksiyonla tanımlanıyor. Oradan sonra başka bir fonksiyon şeklinde tanımlanıyor. Tabii Green fonksiyonları için bu öyle her fonksiyon olamaz. Mesela şurada bir Dirac delta fonksiyonunun tanımlı olduğu, şu x eşittir t noktasında bir Dirac delta fonksiyonunun tanımlı olmak zorunda olduğu şartlarda biz tüm bu Green teoremini uygulayabiliyoruz. Yoksa öyle her zaman değil. Peki a'mız nedir? Eksi 1'dir. Peki y1x nedir? y1x. y1x sinüs x. Sinüs x. y2 t'miz nedir? Kosinüs. Kosinüs t artı tanjant 1 sinüs t. Sinüs t 0 küçük eşit x küçük t. Ve diğeri de eksi 1 yine a y1 t, yani sinüs t. Bu sefer y2x kosinüs x artı tanjant 1 sinüs x t küçük x küçük eşittir 1. Sorumuz bitti. Sorumuz bu kadar. Gx demek Green fonksiyonu demek. Bize fx verilseydi bunun ilerisine gidip derdik ki bu diferansiyel denklemi, şu şekilde verilen diferansiyel denklemi eğer bize bir fx verilseydi, atıyorum bu fx x olsun, sonra da bize x diye verdi. Derdik ki bu diferansiyel denklemi çözen yx fonksiyonu şudur. A y2 x sıfırdan x'e y1 t ft, ki ft biz t olarak bize veriliyor. Hani diyelim ki soruda her şey verilebilir. T dt artı a y1 x x'ten 1'e y2 t dt. Bunu hesaplarım. Bulduğum yx'i şu denklemde yerine koyarım ve x'i elde ederim. Bu video bu kadar. Görüşmek üzere.